Herkese merhaba. Bugün Kurt video serimizin ikinci videosunda karşınızdayım. Ve bu sefer 6WQF'i kullanmayacağız. Çünkü bugün birlikte çalıştığımız ekiple beraber ortaya çıkardığımız iki yapının da PDB'ye yüklendi. İki yapı da PDB'ye yüklendi gördüğünüz gibi 30 Eylül'de. Ve biz de bu yapı üzerinden devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bu yapının 6WQF'den farkı yine onlar da anaprokaryot. Ama bu yapı aynı zamanda radyasyon hasar olmadan çıkarılmış bir yapı. Zaten Serial Femtosecond X-ray structure'da bu anlama geliyor. Yani hem radyasyon hasarı yok hem de oda sıcaklığında bunu yapmışsınız anlamına geliyor. O yüzden bu yapıyla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bugün sizlere NTZ dosyasının ne olduğundan biraz bahsedeceğim. Bunun için ilk başta dosyaları indir kısmını NTZ dosyasını indiriyorum. Burada gördüğünüz gibi. Birazdan inecek. Evet. Bunu kuvvet üzerine sürüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki bir NTZ dosyası aslında bir elektron bulutu. Ve bu aslında siz herhangi bir elektron hızlandırıcıdan yapınızı elde ettiğiniz zaman da oradaki veriyi işlediğiniz zaman elinize gelecek ilk şey burada gördüğünüz elektron bulutları olacak. Daha doğrusu hani en son işlediğiniz zaman bütün veriniz işlendiğiniz zaman elinize gelecek diyebilirim. Peki PDB dosyası nasıl oluşturuyor diye sorarsanız eskiden bilim insanları buradaki elektron bulutunun içine teker teker modelleyerek oluşturuyorlarmış PDB yapılarını. Ama şu anda bilgisayarlar da bu modellemeyi otomatik olarak yapabiliyor. Ve biz bilim insanlarına da sadece bu modellerdeki hataları düzeltmek kalıyor refinement teknikleriyle. Onlardan da bahsedeceğim ileride. Şimdi PDB dosyasını da indiriyorum ve PDB dosyasının nasıl gözüktüğüne bakalım bu yapının üzerinde. Gördüğünüz gibi yapının üzerinde tam, biraz daha yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi tam PDB dosyası içine oturdu bu NTZ dosyasının. Şurada elektron bulutların içine oturdu gördüğünüz gibi. Bu hem bilgisayar modellemesinin hem de birinin hataları düzeltmesiyle oluşmuş bir yapı. Ve gördüğünüz gibi PDB dosyası da bu şekilde çubuklarla oluşuyor. Biraz WinCode'daki kontrollerden bahsedeyim. İlk olarak sol click'ten bahsedeyim. Sol click açınızı değiştirmenize yarıyor. Yani sol click'e basıp tutarak mouse'unuzdaki mouse'unuzu sürükleyerek istediğiniz açıyı elde edebiliyorsunuz. Şimdi sağ click'ten bahsedeyim. Sağ click yakınlaştırıp uzaklaştırmaya yarıyor. Yani burada sağ click'le yakınlaştırabiliyorsunuz isterseniz. İsterseniz uzaklaştırabiliyorsunuz. Orta tuşuna basılı tutup sürüklediğiniz zaman ise tam olarak odağınızı değiştirebiliyorsunuz ve elektron bulutunu hareket ettirebiliyorsunuz yapınızın üzerinde. Ve aynı zamanda orta tuşunuzu oynatarak RMSD'yi ayarlayabiliyorsunuz. Genelde yapısal biyologlar 1.1 RMSD'de çalışıyor. Şurada değerini görebilirsiniz ben oynattıkça. Bunu aşağıya doğru indirdikçe yani siz orta tuşunuzu aşağıya doğru indirdikçe yani RMSD'yi azalttıkça burada gördüğünüz elektron bulutunun şekli de bu şekilde değişiyor. Yukarı doğru ittirdikçe de elektron bulutu yavaş yavaş inceliyor. Ben tekrardan bir RMSD'ye geliyorum ve bu şekilde yapının üzerinde incelemelerinizi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kısma tıkladığınız zaman size o atomun ne olduğunu şurada gösterecek ve hangi aminoasite ait olduğunu gösterecek. İleriki videolarda da size tamamlanmamış bir yapıyı nasıl eski bilim insanları gibi tamamlayacağımızı göstereceğim. Bu egzersizin amacı hem Qt'a daha fazla alışmanız, Qt'taki kontrollere alışmanız buradaki. Hem de aminoasitlerin yan zincirlerinin şekillerini öğrenmeniz. O yüzden bu tip bir egzersiz yapacağız ve orada kullandığım dosyaları da Google Drive ya da Dropbox'a yükleyeceğim ve siz de oradan erişip bu egzersizleri tek başınıza yapabileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve hepinize iyi günler dilerim.